Altıncı testteyiz. Peroksizomlarla ilgili verilen ifadelerden hangisi yanlıştır? Tek katlıdır. Evet. ATP sentezleyemez arkadaşlar. Bakın yağların oksidasyonunu yapar, yıkabilir ama asla ATP sentezleyemez. Bitki ve hayvan hücrelerinde bulunabilir. Mitokondri organeli ile ortak olan özellikleri var. Nedir mesela? Oksijen tüketmek gibi. Hidrojen peroksidi yapısındaki katalaz enzimiyle parçalayarak su ve oksijene parçalar. Aynen öyle. Buna da aşina olmanız lazım. Özellikle enzimlerde hidrojen peroksit katalaz muhabbeti var. Dikkat edelim. Ribozomların santrifüj edilerek çökelme oranına bakılarak büyüklükleri tespit edilebilir. Svedberg birimi mil ölçülür. Ribozomun büyüklüğünü sahip olduğu RNA ve protein sayısı etkiler. Prokaryotik ve ökaryotik ribozomların yapısal analizi ile ilgili bir tablo verilmiştir. Buna göre hangileri doğrudur? Prokaryotik ribozomların büyük alt birimleri ökaryotik ribozomların büyük alt birimlerine göre daha küçüktür. Bakın 23S, 5S. Burada ise 5.8, 28 ve 5 şeklinde Swedberg sabitli alt birimler var. Ökaryotik ribozomlarda bulunan protein sayısı prokaryotik ribozomlara göre daha fazladır. Bakın 50'ye 34 büyük alt birimde 21'e 33 küçük alt birimde bu da doğru. Prokaryotik ve ökaryotik ribozomların küçük alt birimleri büyüklük olarak aynıdır. Hayır hocam değildir. Onu da gördük zaten 21'e 33 cevabımız D seçeneği olur. İlk defa 1945 yılında sitoplazma içinde bulunan zarlı ağası bir yapı Keith Porter tarafından tanımlandı. Bu yapı elektron mikroskobunda ince kanal, yassılaşmış kese veya paralel tüpçükler şeklinde görülmekteydi. Başlangıçta hücre zarı ile çekirdek arasındaki sıvı bağlantısını oluşturduğu varsayıldı ancak bu organelin kanallarının hücre dışı ve hücre içi sıvıdan tek katlı zarla ayrıldığı tespit edildi. Söz konusu organel günümüzde ökaryotların evrensel özelliği olarak kabul edilmektedir. Buna göre özellikleri açıklanan organel aşağıdakilerden hangisidir? Bakın hocam normalde tüpçük, yaslaşmış keseler, İnce kanal yapıları şeklinde ifade edilen bu organel aslında endoplazmik retikulumun kendisidir. Aynı zamanda hücreyi kompartmanlara ayırdığını ve hücre içerisinde bir yerden bir yere madde taşındığında lütfen unutmayın görevleri arasına yazın. Verilen hücresel yapılardan hangisinin faaliyeti hücredeki oksijen miktarını doğrudan azaltır? Oksijen harcayan peroksizom ve mitokondri olacak arkadaşlar. Burada seçeneklerde kim var? Mitokondri var. Golge aygıtı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi söylenemez? Yan yana gelmiş yassı keselerden oluşuyor. Zarı üzerinde çok sayıda ribozom bulunur. Hayır hocam o granüllü endoplazmik retikulum olacak. Salgı yapan hücrelerde çok gelişmiştir. Hücre zarı yapımında da işlev görür. Burada birazcık böyle granüllü endoplazmik retikulum da görev alır. Bitki hücrelerinde hücre duvarı yapımında rol alır. Evet ama selülozu değil başka polisakkaritleri sentezler. Onu da unutmayalım lütfen. Cevabımız B seçeneği olur. Kloroplast organelin bazı kısımları gösterilmiş. Buna göre T, B ve K ile gösterilen kısımlar aşağıdakilerden hangisidir denmiş. T sıvı kısım stroma olacak. K'ya baktığım zaman bir dış zar bir de iç zar yapısı iç zarı göstermiş. Ve B'de de ne var? Granalar var hocam. Cevabımız B seçeneği. Ökaryot hücrede gözlenen bir koful yapılarının hangilerinden köken almış olabilir? Hücre zarından, Golgi aygıtından, endoplazmik etkulumdan hatta çekirdek zarından farklaşmış olabilir. Bakın şöyle aklınızda tutmanızı istiyorum. Bu hücre zarı, hücre zarından ne farklaşıyor endoplazmik etkulum, ondan ne farklaşıyor golgi. Bu da devam ediyor, çekirdek zarı oluşturuyor. İşte bu yapılar arkadaşlar koful oluşturabilir cevabımız E seçeneği. Lizozom içinde işlev yapan sindirim enzimlerinin üretildiği yapı aşağıdakilerden hangisidir? Güzel bir soru. Aslında granüllü endoplazmik etikulumun üzerindeki ribozomlarda sentezlenip onun kanalına verilir. Buradan küçük bir koful yardımıyla, ara kofullar yardımıyla Golgi'ye aktarılır ve Golgi son halini verir. Paketler içerisinde sindirim enzimi olan bu paketin yani bu koful'un adı lizozom olur. Yani ne yaptık hocam endoplazmik zarı üzerine bağlanmış ribozomlarda bu işi hallettik. Yağ asitleri hücrede enerji verici olarak kullanılabilir. Bazı yağ asitleri doğrudan mitokondriye geçer ve burada parçalanır. Ancak bazı yağ asitlerinin mitokondriye girebilmesi için daha küçük parçalara ayrılması gerekir. Bazı yağ asitlerini daha küçük moleküllere ayırarak mitokondride kullanılabilir hale dönüştüren organel direkt peroksizomdur arkadaşlar. Diğer adını da öğrenelim lütfen. Mikro cisimcik çıkma ihtimali çok yüksek bir sınav sorusudur. Karaciğer hücrelerinde depolanan glikojenin glukoza dönüşerek kana karışmasında ve steroid yapılı hormonların üretiminde işlev gören organel hep ne diyorum şu size çok büyük bir kopya olmalı. Granülsüz endoplazmik etkulum steroid sentezinde doğrudan görev alan organeldir arkadaşlar.